Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla bağlantılı olarak arkadaşlar yoğunlaşın. Dileğinize odaklanın. Bu bir kolektif açılımı. Uyan sizin olsun. Uymayanı gönderin evrene diyorum. Her zaman böyle niyetlenirseniz daha doğru enerjiyi yakalayacaksınızdır. Bunun dışında arkadaşlar ben tabii ki de pozitif enerjimi yollayarak niyetleniyorum neyse halimiz o çıksın falımıza deyip gördüklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım güzel şeyler olsun hayatımızda bolluğumuz bereketimiz rızkımız sağlığımız sevdiklerimizin de öyle keza onlar adına da üzülmeyelim güzel şeyler yaşayalım iyi şeyler duymaya ihtiyacımız var ee, şöyle yani e, bir insanın kafasını göremiyorum kafasını göremediğim bir insanın sağlıklı düşünemediği anlamına gelebilir. Ya da düşüncelerini hemen uygulayan tez canlı bir insandır. Karşısında bir insana zorluyor. Size enteresan bir şekilde oraya zorluyor. Onu anlamlandıramıyorum. Yani sizi birisiyle barışması için midir? Ortak olmanız için midir? Artık onunla anlaşmanız için midir? Annenizdir mesela barış kocanla diyordur atıyorum. İşte babanızdır o kadınla evleneceksin diyordur atıyorum. Yani işte sen bu iş yapacaksın. Ya benim elimden kasaplık gelmez. Ben Bahçeli Hanım hayır efendim sen aşçı ol falan gibi böyle bir bir zorundalıkmış gibi size bir şey direttiklerini görüyorum. Hoşlanmadığınız ama bir mecburi kalış burada var. Bu yansımış. Bununla alakalı olarak da kendinizi bunu dert ettiğiniz. Hani dur bakalım ne olacak diye akışta kaldığınızı görmekteyim. Müthiş keyifsiz ve mutsuz bir yüzünüz var burada. Hani baktığım zaman koşullarınız şartlarınız vahim mi değil. Kötü durumda mısınız değil. Hani işkence mi bu hayır ama mutsuzsunuz. Mutsuz yüz ifadenizi şöyle göstermek isterim arkadaşlar etrafınız tertemiz ama siz mutsuzsunuz dışarıda güçlü görünüyorsunuz içiniz mutsuz bir şeye mecburi bırakılmak çocuğun var diye bu evliliğe devam etmek zorundasın diyen birisi hayır evine işte para götürmek zorundasın sevmediğin işi yapacaksın diyen bir durum bir mecburiyet var burada. Ve bu da sizi oldukça mutsuz yapmış zamanında yapıyor mu devam ediyor mu? Hani bugün bunun için bir çıkışını arıyorsunuz açıkçası. Ne yapabilirim nasıl yapabilirim diye hani yine kafa kısım kapalı yani aslında önünüzde yine sizin mecburi istikametleriniz var önünüz çok açık diyemiyorum ama artık birisiyle iletişim halinde olmaya başladığınızdan bahsetmek de buradaki görsel bu da sizin adınıza hayırlı olduğundan bahsediyor her şeyden önce en azından bir hmm, Hani sıkışıp kalmışlık hissinden e, kurtulmak için çabalar başlamış. Bu da hayırlı bir durum. Üç kişisiniz burada. Üçüncü kişi daha çok böyle kenarda duran. Şöyle göstereceğim. Bakın şimdi. Siz buradakisi, üçüncü kişi burada. Ah şuraya elim dokundu. Şurası yine kapalı bakın. Yani size şu evreniz biraz daha e, süreci düşünme evresi. Ha, aşağıda kendi güveninizden eminsiniz. Kendinizden emin. Yapacaklarımı biliyorum. Bana izin verseler dediğiniz bir noktadır bu arkadaşlar. Şimdi işin içine resmiyet girecek. E, bu da sizin yeni bir yerle anlaşmanız anlamına gelebilir. Benim burada çok net bir şekilde gördüğüm bir imza süreci var. S, Ç harflerini görmekteyim. Bu iki harfe ne diyelim ona? E, bu iki harf e, tek kişi. Kanca atılmış. <laughs> Şimdi siz bir şey yapacaksınız. Sırtınızda bir insan var sizin. Kancayı atan sizsiniz. Bu S ya da Ç harfli bir insanla karşılıklı konuşma halindesiniz. Biraz karışacaksınız arkadaşlar ama hatta daha da karışacağınız bir aralık ayı sizi beklemekte. Ee, orada da beklediğiniz haber gelir. Ee, bir resmiyet var işin içinde. O resmiyetle alakalı ee, yani siz bir şey başlatacaksınız. Artık kanunu yani kanuni bir işlemse de kanuni bir işlem deyip başlatıyorsunuz. Aralık ayında mücadeleleriniz çoğalır. Şimdi burada temiz ama mutsuz bir siz vardı ya hani. Öne aydınlık, etrafı temiz ama mutsuz yani. Burada da işte mutlu ama biraz karışık. Bu da sizin için ben bu mücadeleye gireceğim ve bu mücadele sonrasında hakkımı alacağım dediğiniz bir başlatma. Bildiğiniz defne ağaçları çıkmış burada küçük küçük iki tane. Yani bir, hani bir fırsat bu. Bu bir ağaç küçük. Siz fırsatlarınızı yaratacaksınız arkadaşlar. Murada ermek için bu sıkıntı yaşamak durumundayım dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. bunu da hakkıyla geçersiniz Aralık ayında. Sadece etrafınızda her sakallıya dede demeyin uyarılarını görüyorum. Bu da şey 3 yapraklı yonca vermiş. Hani bu da güzel. 4 yapraklı yonca, 3 yapraklı yonca hayatınızda şansınızın da yaver gideceği. Hani bolluk bereketinin, işte niyetinin, dileğinin, yaptığın davranışın, o girdiğin yolun senin adına aslında hayırlı sonuçlar da verecek şansında yağ ver gidecek diyor. Ama sadece burada her sakallıya dede deme e uyarısı da var. Bu da sizin etrafınızda Aralık için söylüyor arkadaşlar bu uyarıları tekrar ediyorum. E yolunuzu göremeyeceğiniz zamanlar olacak. Her sakallıya inanıp da oradaki herkesin ağzından çıkan kelimeye bak dikkat et diyor yani orada bir yanılgıya düşersin hakkında. Ee, seni özellikle bilinçli de bunları söyleyecek insanların var. Şükrettiğini görüyorum, dua ettiğini görüyorum. Bu dua ile alakalı olarak da önünde planladığın her şey tıkırında gider ki dua eden, şükreden bir tarafın sana bu e, aralıktaki mücadelenin sonuna aldırır. Yani burada sen o mücadelenin sonunu alırsın. Sadece söz verip kandırılmalara, her gelen habere inanmamaya, bunu diretmeye yani şey yap. iyi incele. Şey al mesela. <laughs> Ee, hani sözelde bırakma bu işi gerekirse senet al sepet al bir söz al bir imza al bir belge al bir şey iste gerekirse ona göre adım at yani sen kendi işini garantide tut ki ondan sonra adımlarını daha rahat atacaksın şansın ya ver gidecek olabilir dua eden bir insansın onun karşılığını alacaksın ama insanlar özellikle şurada aralık son 3. hafta itibariyle sana biraz Maaşını atma ziya var burada ya arkadaşlar. Beni sürekli takip eden bir anladı ne demek istediğimi. Birileri bir şeyler abartacak. İnanmayın çok. Temkinli gidin dikkat edin. Garantiye alın işinizi. Ondan sonrasında da e duruma bakarsınız. Çünkü ara ara sizi şurada aralık sonunda mesela ikilemde görüyorum Acaba bağlarınız oluyor. Evet sen orada net iç sesini de hisset. Hissettiğinde, uyguladığında minicik kalp çıkmış birisiyle karşılıklısın. Müjdeler olsun dersin yani burada. Hani buradan çıkacak olan sonuç acele etme. Yeter ki temkinli git. Buradaki sonuç senin yüzünü güldürür. Müjdeler olsun deyip böyle kendini kanıtlarsın bu süreçte. Yani aralık sonuna burada ne var ki? arkadaşlar. O yüzden buradaki süreç azalmış. Tabii ki de tecrübeleriniz var. Kalp kırgınlığınız olarak <laughs> hani diyelim ona dost kazı olarak ya da diğer adıyla biraz daha kaba olacaksa bu iş. Dost kazıklarınız var sizin burada. Sen bu işte tecrübelisin. Biraz sakin sakin git. Diyor. Yani burası bana. Ben de tabii ki de dilimi döndüğünce arkadaşlar Arkadaşlar rehberlik etmeye çalışıyorum. Aralığa dikkat edin derim. Nitekim dikkat edeceksiniz. Evet tamam. Hani mücadele veriyorsunuz ya öyle söyleyeyim. Şimdi burada anahtar görüyorum. Bu anahtarın etrafı tam temizlenmiş mis gibi değil. Hani birileri sizin için e, almanız gereken için e, ne diyelim ona miras olduğunu varsayalım. E, bu mirasla alakalı biri sizden fazlasını almak isteyecek. İşte sen de söz ve ama benim amcamın oğluydu o bana söz verdi. İşte alacak, hayır almayacak işte. Yani orada sen bir temkinli oğlu mücadele tekrar buraya net yansımış. Arkadaşlar sonrasında inanılmaz bir konuşulma evresine geçiyorsunuz. Yani Ocak, Şubat ayları itibariyle sizin hayatınızda inanılmaz bir arı kovanı gibi herkesin her şeyi söylediği biraz da böyle nazarınıza alacağınızı gördüğüm için hani acaba her şeyi hallettiğiniz için güçlü olmanız her şeyin üstesinden geliyor olduğunuz için sizin adınıza insanların ne diyelim ona e, sizi e, şey alıyorlar. Vay be diye alıyorlar yani bunu bilin arkadaşlar. Bu sebepten ötürü de çok konuşulacaksanız eğer belli ki bir şeyleri başarıyla tamamlamışsınız da insanlar size nazarını gözünü sözünü getiriyor yengeç kıskacı çıkmış eyvahlar. Yani burada bu yengeç kıskacı var ya kuyruğunu tutmuş. E, buradaki iki insanın bir iki üç kişinin kapaklık gizli kapaklı konuştuğunu görüyorum. Hani sizi burada birileri ikna etmeye çalışıyor. Sağ eliniz birisinde sol eliniz birisinde. Sizi böyle bir çekiştiriyorlar. Hani kime inanacağınızı şaşırdığınız bir süreç oldu aşikar. Yengeç var. E, yengeç kıskacı var. Akrep değil sokmayacak. Yengeç kıskacı böyle. E, sen benim kıskacımdasın harfi. E harfi. Gözümdesin yani. Ben öyle değerlendiriyorum bunu. Temizle çıkmış çok böyle seni ısırıyor sokuyor gibi değil. Ama bak akıllı ol aklındasın. Ben seni takip ediyorum. Kıskançlarım da varsın yani. Ee, anaçlık da verir ya hani yengeçler orada biraz affeder, biraz böyle sahiplenir. Sevdiğine zarar veren birinin acaba kıskacımıdır E harfi? Kariyer hayatınıza gelince arkadaşlar bir iki kişiyle karşılıklı konuşmanız var. Konuştuğunuz kişinin arkasında iki kişi var söyleyeyim. Onlar hatta anahtarın ortasında tutuyorlar. Yani siz sanki bu arada gözyaşlarınız ya da işte hani kanırta kanırta hayat sizi zorlayacak ama karşılığı temiz olacak. Şubat itibariyle her şey daha da yolunda diyebiliyorum net bir şekilde. Şimdi burada kariyer hayatınıza gelince arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz bunu. Bir kere bir kişiyle konuşuyorsunuz. Konuştu kişi müdür. Müdürün arkasındaki ortaklı patron var. Anahtar ikisinin ortasında durmuş. Ama siz sonuç itibariyle buradaki konuşmayı da hakkıyla aşarsınız. Bu sıkıntıyı da arkasında bırakırsınız. Kariyer önünüzü açıyorsunuz bu anlamda. Bu konuşma sizin adınıza hayırlı gelecek diyebilirim. Aşk hayatına gelince şunu şöyle yapayım da heh, aşk hayatımıza doğru gidiyordu. <laughs> o yüzden sizi engellemesin istedim. Benim e, yüzümden olacaktı bu. Şimdi burada çizgiler çizilmiş. Yani ben kızılcık şerbeti içtim derim kan kustuktan sonrası da gibi olabilir. Çok mutluyum ama evde depresyondayım da olabilir. Ben burada sizi çok böyle aşk dolu, sevgi dolu değil de hani şuradaki kili çizgi çizmiş olarak görüyorum. Yani sanki sınırları belli. Bu ikilinin yaptığı, yaşadığı ya da birbirlerine yaşattıkları ortada ama çizgi net belli. Şimdi yani herkes ayrı evlerde yaşıyorlardır. Evli misindir, evlisindir. Çizgi belli. Ya da siz birliktesiniz ama insanlar ne zaman evleneceksin diyorlar. Sana ne deyip devam ediyorsunuz. <laughs> Ve diyeceğim şu ki evli misiniz, bekar mısınız, sözlü müsünüz, nişanlı mısınız, kimse mi yok, birine mi aşıksınız bunu bilmiyorum. Buradaki şey diyor ki sen birisiyle berabersin ve bu çizgi belli. Bu gidişat belli. Yani sen olanın olduğu gibi devam ettiğin kimseye de belli etmediğin bir süreç içerisinde olacaksın ve böylesinde e, çizgini de bozmuyorsun. Evlen diyorlar kırka geldin Nuh diyorsun peygamber evlenmeyeceğim. E kadınla 10 yıldır evlis gibisin. Hayır evlenmeyeceğim ben ya o da mutlu ben de mutluyum gibi de diyebilirsiniz. Bunun adını istediğinizi diyebilirsiniz ama çizginiz net. Ben sadece söyleyebileceklerimi böyle söyleyebiliyorum. Burada sizin hayatınız nasıldır onu bilemediğimden. Görebildiklerimi aktardım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sabah ve akşam olmak üzere iki aile bakımla karşınızda oluyorum ben arkadaşlar. Bunu sürekli beni takip eden arkadaşlarım da biliyorlar. Ben 3 yıl oldu gerçekten bu mecrada yer alalı. Bu sebeple de şunu söyleyebilirim size, ee, gerçekten tanıyan arkadaşlarım ve her gün takip ederek bana inanılmaz motivasyon kaynağı olan sizlerden beslendiğim zamanlarım oluyor enerji olarak inanın. O yüzden hepinize ben teşekkür etmek istiyorum. Toplu teşekkür edebileceğim bir alandır burası benim. Bu sebepten dolayı da sizlerle de. Keza yeni katılan arkadaşlarım da var. E, o kişilere ulaşabilmek adına bazı e, bazen aynıları bile olabiliyor tabii ki de. Enerjim nasılsa onu konuşuyorum. Karşılıklıymışız. Sabahtan beri ne yaptın bakalım? Dünden beri iyi misin? Bu sabahın nasıl başladı der gibi hissettiğim bir e, enerji alışverişi oldu. Bu bağı kurmak benim için çok önemliydi nitekim kimis kimin hayatına dokunabilmişim ki derdim hani bu anlamda bu işi yaparken bu sektörde diyelim. Ama bir baktım ki ne kadar güzel hayatlara dokunmuşum, hepsinin dönüşlerini aldım. Bu da beni çok mutlu etti. Daha da niceleri olsun inşallah. Ne mutlu bana böyle hayatınıza, kalbinize, yüreğinize dokunabiliyorsam. İyi anlamda dokunmaya çalıştığımı biliyorum. Kendi içimi biliyorum. Şunu söylemek isterim. Bugünkü sıkıntınız elbette ki çok büyüktür ama işte ilahi adalet devreye giriyor. Sen o insana haydi bakalım ben de onu yapayım da o da kendi karşılığını görsün de bak diyor falan gibi. Böyle şeylere girmekten ziyade aslında insanoğlunun formülü şu. Neyi yaşatıyorsan sen de aynısını yaşayacaksın. E şimdi madem formül bu ise karşı taraf karşılığını kendi görecekse biz o toplara hiç girelim istememeliyiz. Dolayısıyla da ilahi adalete teslim etmeliyiz. Ve bugünkü kapanmış olan kapılar vardır. Canınız yanıyordur, sınavınız büyüktür. Elbette ki derdiniz çoktur ama bilin ki arkadaşlar bugünkü kapı açılmaz dediğimiz yerden o çıkış kapısı mutlaka açılıyor. Bazen şer deriz hayır getirir. Bunu bize yarınlar gösterir. O yüzden hep derim umudunuzu yitirmeyin. Yarınlardan arkanızı yanına dönmeyin arkadaşlar. Yine çıkış kapıları öyle ya da böyle. Değil mi nefes alıyoruz. O zaman rızkımız var demektir. Bu durumda da o yaşadığımız sıkıntının çıkış kapısı olacak demektir. Böyle bakmalıyız hayata her zaman. Ve tabii ki de işte yanıcanımızı yakan kişilere de sen de yaşa emit diyeceğimize ilahi hadarda teslim etmek bizi kendimizi iyi hissettirir arkadaşlar. Ben seni e, affediyorum. Affetmek kendimi affetmektir. Bana iyi gelecektir. Sen sana değil. Ben kendimi düşünüyorum deyip affetmeye çalışın gerçekten. Rahatlayacaksınızdır. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hep söylüyorum sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Ya sabır. Herkes kalbin ekmeğini yesin. Kalbi güzel olanlardan olun. Karşılığını hemen alanlardan olun arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar da başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.